Ben Seyfo, adım Seyfo, soyadım Kurt. Ben Yeşilyurt köylerindeyim. Benim köyüm Zeydanlı köyü, şimdi Oluklu oldu. Oluklu örnek oldu, bilmem orta köy, bilmem ne köy, kaç tane meydana geldi tabii. Bu köyler de benim gibi perişan. Öyle koyalım adını. Küçük yaştan beri Malatya'dayım ben. Çok çalıştım Malatya'da. Bir kaçtım geldim, o 9 yaşındaydım ben. Çalışayım diye bir don gömlek aldım, köye gittim. Bir daha abimle beraber yaya olarak geldik hem de. 50-50 kilometre boyunca yaya geldik. O yapamadı, boyu kısa, köye atamadı, çalışamadı. Ben bir çalıştım, bir üstün başımı aldım, köye gittik. Orada derken Maraş, derken Adana, derken şura bura. Yaşımız geldi, askerimiz yaptık falan. Evlendik. Malatya'ya yerleştik. Malatya'ya ekmek bulamadık, aş bulamadık. İş yok, güç yok. Oraya inşaat işi. Ya inşaat işi, ya hambal işi. O da eline içerse o da geçmiyor. O da geçmiyor tabii o dönemlerde falan. Derken Almanya kaydımı yaptırdım dışarıya. Kağıt çıktı. Almanya'ya gittik falan. Tabii Malatya hani gelişmiş derler ya. Aslında hiç Malatya gelişmemiş. Türkiye hiç gelişmemiş, sen bakma. Var mı fabrika? Fabrika varsa gelişmiş derim ben. Ekmek varsa gelişmiş derim ben. Toz, duman, bataklık, her taraf delik teşik. Ben İzmir'e gidiyorum, burada öyle böyle. Ankara'ya gidiyorum, Ankara'da böyle. Bursa'ya gidiyorum, Bursa'da böyle. Hep toz, duman, çamur içerisinde. Yani Türkiye'nin geneline baktığım zaman dünyanın en geri kalmış ülkesi gibiyiz yani. Bir dileme yok. Hani Türkiye gelişmiş birkaç tane apartman yapmakla, beton yapmakla, ne bileyim o binalara bakarak işte Türkiye gelişmiş, yani Türkiye'de bu var falan. Hiç kendimizi kandırıyoruz burada. Hiç Türkiye'de bir şey yok. Herkes halen sefil, perişan haldeler. Yalan değil yani. İş yok. Üniversite bitiriyor, okul bitiriyor, iş bulamıyor. Çiftçi ürünü satamıyor. Ne bileyim. Öyle bir yerdeyiz ki yani. Zaten o zaman da böyleydi. O zaman böyle, şimdi halen öyle. Vallahi ben bu Türkiye'nin haline acıyorum. Yalan değil yani. Milletin haline acıyorum. Milletin haline acıyorum. Herkes perişan bir halde. İşi görüyorsun. Adamlar hiç mutlu değil. Yüzleri gülmüyor. İnsan güler yüz olmalı. Niye? O da refah. Refah düzeyi iyi olursa, refah düzeyi o iyi olduğu zaman insan güler yüzlü olur. İnsan daha dinamik olur, sağlıklı olur. Maalesef refah düzeyi olmayınca adam ekonomi bulan geçiriyor. Yani yok. Nerede geçirecek? Nerede yapacak? Ne yapacak? Odun bulamıyor, kömür bulamıyor, gaz bulamıyor, şeker bulamıyor, çay bulamıyor. Yok. Yok bolluk, bereketlik var falan filan. Bunlar birbirimizi kandırmayalım. Ben nasıl ki köyde kaçıp geldiysem Malatya hani öyle, tamam ben de tabii ki toparladım kendimi. Tabii ki ben de yatırım yaptım. Olmadı değil, oldu. Ama gel ki Türkiye olmuş olsaydı veya hakikatta şimdi fabrikalar kurardım ben burada. Güveni yok. Hiçbir güven yok yani. Çünkü ne bir güven? Güvenin yok. Hukuk yok, adalet yok, hiçbir şey yok. Bakıyorsun, vatandaş da kendi kafasına hareket ediyor. İstediği park yerine uyumu sağlamıyor. Trafikte trafiği sağlamıyor. Kırmızıda kırmızıyı sağlamıyor. Yani öyle bir perişan oldu ki halk eğitimde geçemiyor. Kendi eğitemiyor. Bunu söyleyen de yok. Bunu gazeteler olsun, televizyonlar olsun, camidekiler olsun, toplantılarda olsun, halk bilinçlendirilmeli. Halk susturulmuş, halk adeta hiçbir sesi çıkmasın, sesim çıkmasın. Ama bana ne ya? Burada bir çukur var, hava düşmüş, 50 kişi, 100 kişi. Ya o bana ne ya? Sana bir şey olmazsa ne olur? Karışma ya, karışma. Karışma da olmuyor bunlar. Susmakla olmuyor bunlar. İnsan görmeli, görmede olmuyor. Demek onun gözü görmüyor, o adam görmüyor. Bu adam görmediği gibi ben de görmezsem o da olmaz. Görüyoruz yani bunları. Hakikaten yani şimdi Malatya yazın toz duman, kışın çamur, yolları, çarşısı, her tarafı. Bir saat güneş doğdu mu toz duman yine. Böyle modelin böyle bir şey olamaz ki. Asfaltlar temiz olmalı, yollar tertemiz olmalı, delik teşik olmamalı. Maalesef yapı yok ya, yapı yok. Diyelim ki birkaç sene sonra veya bir sene sonra
tamamen Türkiye'nin altyapısı tamamen çökecek. Niye? Denetim yok. Yapan sağlam yapamıyor. Teslim alamıyor. Sağlam o teslim alamıyor. Veriyor, alıyor birkaç kuruş alıyor, rüşvet, hop tamam. Burada bitiyor. Bunlar olmamalı. İnsanlar hakikaten dürüst olmalı. İnsan gözünü açmalı. Teslim alamıyor. Sağlam o teslim alamıyor. Veriyor, alıyor birkaç kuruş alıyor, rüşvet, hop tamam. Burada bitiyor. Bunlar olmamalı. İnsanlar hakikaten dürüst olmalı. İnsan gözünü açmalı. İnsan görmeli. Görmeli. Böyle susmakla aman ben görmeyeyim de ne olsa olsun, duymayayım da ne olsa olsun, konuşmayayım da ne olsa olsun olmaz bunlar. Buna hep kendine zarar, geleceğimize zarar. Geleceğimize zarar. İşte zarar bu. Ya Türkiye'nin hali gözümün önünde. Ben Avrupa'da geliyorum. Ben yine söylemeyeyim diye. Olmuyor. Bir taş koyduğu zaman vatandaşı çık koyuyor. Korkuyor vatandaşına. Ama bizimkine de korku yok. Koy gitsin baş ver, kaldır sök bir daha yap, kaldır sök bir daha yap, kaldır sök bir daha yap. Hiç yapı da yok yani, yapı da olmuyor. Yazık oluyor emeklerimize, paralarımıza, giderlerimize yazık oluyor. Sorduğumuz zaman haksız duruma düşüyoruz. Soramıyorsun bir şey. Cevap veren de zaten yok. Olmuyor zaten. Hiçbir zaman da olmamıştır. Evet.